Almanya'nın Münih şehri yakınında Dahu kasabasında bir Türk'e ait olan döner büfesi kül oldu. Yangına neyin sebep olduğu bilinmezken mekan sahibi Kemal Karakulak kundaklamadan şüphelendiğini, olay yerinden iki kişinin kaçtığını belirtti. O geceyi TGRT EU mikrofonlarına anlatan Kemal Karakulak, gece yarısı kapısını mahallenin gençlerinin çaldığını ve ağaçtan yapılan döner büfesi kulübesinin yanmaya başladığını haber verdiğini söyledi. Şimdiye kadar hiç böyle bir şeyler yaşamadım ama bu işte geçtiğimiz salı günü böyle bir şey yaşadık. Allah kimsenin başına vermesin diyorum. Neler yaşandı? Neler yaşandı? Bu gördüğünüz yeri olduğu gibi her şeyi ben kendim yaptım. Her şeyini kendim yaptım. Alttan üste kadar, çatısına kadar. Her şeyinde emeğim var. Yalnız işte salı akşamı 12 civarı iki kişinin burayı yakıp kaçtığı görüldü. Bana haber verdiler, ben geldim. Zaten çatı çatır yanmaya başlamıştı. İtfaiye falan geldi. Onlar o işler bittikten sonra. İtfaiyeler geldi, sabah 3.30-4'e kadar söndürme çalışmaları sürdü. Ondan sonra polis filan, tabii Kripo geldi. İfadelerimizi aldılar. Daha sonra yine biz tekrar karakola gittik, ifade verdik. Şahitlerin söylemesine göre iki kişi, birisi 35-40 yaşlarında, şapkalı sakallı, yeşil montlu, yakıp kaçanlardan birisi. Hatta şu büro kısmının ön tarafında aşağıda kazma filan bulundu. Herhalde kazmayla kırdılar camı, ondan sonra içeri girdiler. Yanıcı maddeler filan attılar. Ya, kimseyle husumet yok, bir dert yok, tasa yok. 13 senedir, sadece 13 senedir buradayım. Bu işi yapıyorum. Hiçbir problem olmadı kimseyle. Ama tabii her şey olabilir. Her şeyden şüphelenebiliyoruz. Sigorta araştırıyor. Bakalım ne çıkacak. İnşallah hayırlısı olur. Kulübesinin gözleri önünde kül olduğunu dile getiren Karakulak, faillerin en kısa sürede bulunması istediğini söyledi. Tabii şimdi iş yok, güç yok. Kaldık ortada. Tabii gelir de yok şu anda. Artık ne yapacağız bilmiyoruz. Sigorta biraz problem yaratmaya çalışıyor. İçerideki her şeyin işte şeyini verin diyorlar. Faturalarını falan istiyorlar. Tabii bu biraz zorlar. İcabında bazı şeyler alıyorsun. Kullanılmış oluyor. Adam işte onu faturası olmadan ödemeyiz falan diyorlar. Evet. Bilmiyoruz. Bakalım ne olacak sonuçta. Ne olup ne bitecek bilemiyoruz. Mağdur dönerci Kemal Karakulak, Münih Başkonsolosu Hidayet Eriş ve Muavin Konsolos Selim Çukurkaya'nın olay yerine geldiğini ve kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulunduklarını da söyledi. Hidayet Bey geldiler. Sağ olsunlar, yardımcısı birkaç kişi geldiler. Şu yandaki lokalde beraber bir şeyler, kahve falan içtik. Biraz muhabbet ettik. Sağ olsun Hidayet Bey çok yakından ilgilendi. Biz kendimiz de müzisyeniz. Hidayet Bey de müzisyendir zaten. Oradan da tanışıyoruz kendisiyle. Darbukalar da yandı değil mi? Darbukalarım da yandı. Evet, yani içeride müzik aletlerim vardı, onlar yandı. Zaten onlar en son dolabın içindeydiler. Her şey yandı. Zaten resimde görüldüğü gibi, filmde görüldüğü gibi her şey yandı. Hiçbir şey kalmadı. Bakalım ne çıkacak? Herhangi bir tahmininiz yok şu anda. Hayır, hiçbir tahminim yok. Kimsenin günahını almak istemem. Sağcılar olabilir. Rekabet olabilir, iki tane serseri olabilir, her şey olabilir. Hiçbir tahminim yok yani. Geçmiş olsun tekrar. Teşekkür ederim, sağ olun.